Saint tarafından yazılan Küçük Prens. Çölde uçağı arızalanan bir pilotun gizemli bir prensle tanışmasını ve onunla birlikte yaşadığı fantastik maceraları anlatan alegorik bir masaldır. Ana karakterler, pilot, çölde uçağı arızalanan ve küçük prens ile tanışan bir adam. Küçük prens, asteroid B-612'den gelen ve dünyayı keşfeden bir çocuk. Gül, küçük prensin asteroidinde yetiştirdiği ve ona bakan bir çiçek. Tilki, küçük prense dostluk ve sevginin önemini öğreten bir hayvan. Kral, kendi gezegeninde tek hükümdar olduğunu sanan bir adam. İş adamı, sürekli saymaya ve sahip olmaya odaklanan bir adam. Fenerci, her gece gezegenini aydınlatan bir adam. Coğrafyacı, haritalar çizen ve dünyayı hiç görmemiş bir adam. Hikayenin özeti, pilot, çölde uçağını tamir etmeye çalışırken Küçük Prens ile tanışır. Küçük Prens, pilota asteroidinden, gülünden ve diğer gezegenlerden bahseder. Pilot da ona dünyadaki insanlardan ve onların tuhaf alışkanlıklarından bahseder. Küçük Prens, Pilotla birlikte dünyayı keşfederken sevgi, dostluk, sorumluluk ve hayal gücü gibi önemli kavramlar hakkında önemli dersler alır. Her gezegende farklı bir yetişkinle tanışır ve onların tuhaf davranışlarını gözlemler. Bu sayede yetişkinlerin dünyasını ve onunla kendi dünyası arasındaki farkı anlar. Küçük Prens'in en önemli macerası tilki ile olanıdır. Tilki ona dostluk ve sevginin önemini öğretir. Küçük Prens, tilkinin öğütlerini dinleyerek gülüne olan sevgisini ve ona olan sorumluluğunu daha iyi anlar. Küçük Prens'in yolculuğu onu sonunda dünyaya getirir. Burada pilotla yeniden bir araya gelir ve ona asteroitine geri dönmenin bir yolunu bulmasına yardım eder. Küçük Prens pilota veda ederek asteroidine geri döner ve pilot da onu asla unutmamaya söz verir. Romanın temaları, hayal gücü ve çocukluk, roman, hayal gücünün ve çocukluğun önemini vurgular. Küçük Prens'in masum bakış açısıyla, yetişkinlerin dünyasının ne kadar anlamsız ve saçma olabileceği gösterilir. Sevgi ve dostluk, romanda sevgi ve dostluk en önemli temalar arasındadır. Küçük prensin tilki ile olan dostluğu ve gülüne olan sevgisi, sevginin ve dostluğun insan hayatındaki önemini gösterir. Sorumluluk, roman, sorumluluk duygusunun önemini de vurgular. Küçük prens, gülüne olan sorumluluğunu anladıktan sonra, ona bakmak için asteroidine geri dönmeye karar verir. Yitirilen masumiyet, Roman, yetişkinlerin büyüdükçe masumiyetlerini nasıl kaybettiklerini ve hayal güçlerini nasıl yitirdiklerini de gösterir. Küçük Prens, yetişkinlerin dünyasına ayak uydurmak istemez ve kendi masum dünyasına geri dönmeyi tercih eder. Küçük Prens, her yaştan insanın okuyabileceği ve keyif alabileceği bir klasiktir. Roman, basit bir dille yazılmış olsa da derin anlamlar içerir ve okuyuculara sevgi, dostluk, sorumluluk ve hayal gücü gibi önemli kavramlar hakkında düşünme imkanı verir.